Merhabalar. Yapı Elemanları 1 dersinin ikinci haftasında yerinde ve dökme betonarme döşemeleri konuşacağız. Buna göre döşemenin tanımı ve işlevi, yerinde dökme betonarme döşemeleri, biçimlerine göre bu döşeme özellikleri, meslekleri kapsamında özellikler ile başlayacağız. Döşemeler hem hareketli hem de hareketsiz yükleri, yani bu görselde görüldüğü gibi bir duvar olabilir, mobilyalar olabilir, insanlar olabilir. Tüm bu yükleri taşıması gereken, belirli bir açıklığı geçen, bu açıklık her iki yönde hem X hem Y doğrultusunda, bu açıklığı geçerken bu boşluğu, bu alttaki mekanın üzerine örten yatay düzlemlerdir. Üstlendikleri yükler öncelikle yatay taşıyıcılar olan kirişleri, elbette kirişlerin var olması durumunda, oradan da düşey taşıyıcılara, iskelet yapılarda kolonlar ya da dikmeler, yığma yapılarda taşıyıcı duvarlara aktarılmaktadır. Buradaki görsel döşemelerden başlayan yük aktarımını güzel özetlemekte. Döşemeler üzerine aldıkları yükü öncelikle yatay taşıyıcılara olan kirişlere aktarıyor. Kirişler de iskelet sistemdeki düşey taşıyıcılara, kolonlara ya da dikmelere aktarmakta. Döşemeler mekanı yatay olarak sınırlamanın ve yükleri taşımanın yanı sıra alttaki ve üstteki iki mekanı bölmektedir. Bu iki mekan arasında ısının, yangının, gürültünün gibi özelliklerin geçişini engelleyerek bir yalıtım sağlaması, çeşitli borulara, kanallara barınma alanı oluşturması, bu borular sağlık döşemi, sıhhi tesisat, elektrik ve havalandırma boruları, kanalları olabilir. Kullanıcıların üzerinde yaşamlarını sürdürecekleri uygun yüzeyler oluşturma gibi işlevleri de yerine getirmektedir. Döşemeler çeşitli ürünlerden oluşturulabilir. Taştan, tuğladan, betondan ya da betonarmeden, gaz betondan, ahşaptan, çelikten ya da aynı anda birden çok ürünün kullanılması durumunda karma ürünlü olarak yerinde yapılabilir, şantiye alanında üretilebilir ya da atölye, fabrika ortamında önceden yapılarak şantiyeye de yerine yerleştirilebilir. Yerinde dökme betonarme döşemelere baktığımızda bunlar şantiye alanında oluşturulan betonarme döşemelerdir. Bir mekanın üzerini tek ya da iki doğrultuda çalışarak geçen çelik donatının betonla kaplanmasıyla oluşturulmuş plaklardır. Döşemenin boyutları, donatının ve betonun özelliklerinin belirlenmesinde yükler, yük aktarımı ve kuvvetler devreye girdiği için yapı ile ilgili tüm zorunluluklara uyulmalı ve mutlaka inşaat mühendisleriyle birlikte çalışılmalı. Belirtilen özellikler inşaat mühendislerinin yapacağı hesap sonucunda ortaya konulmalıdır. Bu döşemelerin kalınlığı her yerde aynı olan düz bir plak şeklinde oluşturulur. Doğrudan kolonlara, kirişlere ya da taşıyıcı duvarlara oturabileceği gibi önce kirişlere sonra kolonlara oturabilir. Kenar oranlarına bakıldığında hurdi ya da dal döşeme olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bu durum yükü aktarma prensibini değiştirmekte. Öncelikle hurdi döşemeleri inceleyelim. Döşemenin kenarları arasındaki oran 2'den büyükse, başka bir deyişle planda bakıldığında döşeme dikdörtgen biçiminde ise döşeme üzerine aldığı yükü büyük çoğunlukla uzun kenara aktarmakta, kısa kenarlar görece daha az yük almakta ya da hemen hiç yük almamakta. Dolayısıyla bu döşemelerin donatım yerleşimi buna göre yapılmakta. Dal döşemeler ise planda bakıldığında kare ya da kareye yakın, kenar oranları 2'den küçük olan döşemeler. Döşeme üzerine aldığı yükü her dört kenara da dağıtmakta. Dolayısıyla donatı yerleşimi buna göre yapılmakta. Döşemelerin kendisini taşıyacak kirişlere ya da taşıyıcı duvarlara, kolonlara oturması, bunlarla birleştirilmesi mesnet noktalarını oluşturuyor. Bu mesnetler serbest olabilir. Yani döşemeler bu taşıyıcılara serbest bir şekilde oturabilir ya da buradaki birleşmeler ankastre girişimli olabilir. Mesnet noktasının niteliği döşemenin yük altında çalışmasını değiştireceği için donatı yerleşimini etkilemekte. Örneğin serbest oturan, yani kendisini taşıyacak kirişlere, duvarlara serbest oturan
girişimsiz mesnetleri olan döşemelerde yük uygulandığında deformasyon bu şekilde oluşuyor. Burada çekme gerilmeleri ortaya çıkarken üst tarafta basınç gerilmeleri görülüyor. Beton basınca karşı dayanımlı, çelik donatı ise çekmeye karşı çalışıyor. Bu nedenle serbest oturan döşemelerde çelik donatı döşemenin altına yerleştiriliyor. Ankastre döşemeler ise döşemenin kendisini taşıyan kirişlere ya da kolonlara dört tarafından bağlanmış olması, girişimli şekilde üretilmiş olması demek. Bu tür bir döşeme yüklendiğinde orta kısımdaki deformasyon aşağıya doğru olurken ankastre mesnetlerde bu deformasyon terse gerçekleşmekte. Orta kısımda o üst bölümde basınç gerilmeleri, altta çekme gerilmeleri ortaya çıkıyor. Ankastre mesnet noktalarında tam tersi, altta basınç, üstte çekme gerilmeleri oluşuyor. Bu nedenle pilye adı verilen özel bir donatı kullanılmakta. Çekmenin olduğu bölgeden başlayan pilye döşemenin ortasında aşağıya doğru dönüyor. Yine çekmenin olduğu bölgeden geçerek ankastre kısımda tekrar yukarıya dönmüş oluyor. Konsol döşemeler ise tek bir kenarından ankastre olan döşemeler. Üzerine yük yüklendiği zaman oluşan deformasyon şekilde gösterildiği biçimde. Dolayısıyla üstte çekme gerilmeleri ortaya çıkarken alt kısımda basınç gerilmeleri oluşuyor. Donatı yerleşiminin de yukarıda olması gerekmekte.